Merhaba arkadaşlar. Bugün kutsal kitap Eski Antlaşma'da bulunan Avram Rab'be neden güvenmedi adlı hikayemizi okuyacağız. Önce ezberi ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz: Hacer Avram'a bir erkek çocuk doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu. Hacer İsmail'i doğurduğunda Avram 86 yaşındaydı. Yaratılış 16. bölüm 15 ve 16. ayetlerde geçer. Avram Tanrı'nın sözüne itaat etti ve Kenan ülkesine yerleşti. Tanrı Avram'a Kenan ülkesi ve saray aracılığıyla da bir çocuk vereceğinin sözünü verdi. Avram'la Saray Tanrı'nın bu vaadine güvenerek buraya yerleştiler. 10 yıl geçti. Saray ve Avram'ın hala bir çocuğu olmamıştı. Saray şöyle düşünmeye başladı. Avram'ın yaşı 85 oldu. Daha fazla yaşlanmadan bir çocuk sahip olmalı. Ama Tanrı neden çocuk sahibi olmamıza izin vermiyor? Bu düşünceler giderek Saray'ın Tanrı'ya olan güveninin kırılmasına neden oldu. Tanrı benim aracılığımla Avram'a bir çocuk vereceğini ve ona büyük bir ulus yapacağını vaat etti. Ama 10 yıl geçti, bir çocuğumuz olmadı. Daha da gecikirse umudumuz tamamen tükenecek diye düşünüyordu. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Bu cariye aracılığıyla çocuk sahibi olabileceklerini düşündü. Bu yüzden Tanrı'ya sormadan kendi düşüncesi ve gücüyle çocuk sahibi olmayı planladı. Saray Avram'a yani İbrahim'e "Rab çocuk sahibi olmamı engelledi" dedi. "Lütfen git cariyemle birlikte ol. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim." İbrahim Tanrı'nın vaadine güvenerek her şeyi bırakıp yola çıkmıştı. Ama 10 yılın sonunda kuşku duymaya başladı. Tanrı'ya hiç sormadan Hacer'le birlikte oldu ve onunla evlendi. Hacer hamile kaldı. Her şey Saray'ın düşündüğü gibi oldu. Ama bir problem vardı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını yani Saray'ı küçük görmeye başlamıştı. Evde cariyelik görevlerini yerine getirmiyor, Saray'ın sözünü dinlemiyordu. Saray Avram'a "Bu haksızlık, senin yüzünden başıma geldi" dedi. "Cariyemi sana verdim. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. Seninle benim aramda Rab karar versin" dedi. Avram, "Cariyen senin elinde. Neyi uygun görürsen onu yap" dedi. Böylece Saray cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer için buna dayanmak çok zordu. Hacer Saray'ın yanından kaçtı. Evet arkadaşlar, burada düşünülmesi gereken önemli bir nokta var. Tanrı'nın sözüne itaatsizlik edip kendi düşüncelerimize göre hareket edince ortamdaki esenlik kesinlikle bozulur ve her şey birbirine karışır. Daha sonra Rab'bin meleği Hacer'i çölde Şur yolundaki pınarın başında buldu. Ona, "Saray'ın cariyesi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun?" diye sordu. Hacer, "Hanımım saraydan kaçıyorum" diye yanıtladı. Rab'bin meleği, "Hanımına dön ve ona boyun eğ. Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki kimse sayamayacak. İşte hamilesin, bir oğlun olacak. Adını İsmail koyacaksın." Tanrı'nın meleği Hacer'i teselli ederek saraya dönmesini sağladı. Hacer, "Beni gören Tanrı'yı gerçekten gördün mü?" diyerek kendisiyle konuşan Rab'be El Roi adını verdi. Hacer, Tanrı'nın meleğiyle görüştükten sonra Saray'ın yanına geldi. Saray'a boyun eğerek yaşadı. Rab'bin meleği Saray'ın cariyesi Hacer'e görünerek onu teselli etti ve korudu.
Hacer, Avram'a bir erkek çocuk doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu. Hacer İsmail'i doğurduğunda Avram 86 yaşındaydı. Avram bir çocuk sahibi oldu. Ama bu çocuk, yani İsmail, Tanrı'nın vaadine göre doğan bir çocuk değildi. Avram'la Saray'ın kendi planları sayesinde dünyaya geldi. Avram'la Saray Tanrı'nın vaadine güvenmediler ve Tanrı'nın uygun gördüğü zamanı beklemediler. Ama Tanrı'ya güvenmeli ve onun uygun gördüğü zamanı beklemeliydiler. Bu olanlara rağmen Rab, Avram'la olan planını devam ettirdi ve ona 100 yaşındayken kendi vaadine göre bir evlat verdi. İşte bu çocuğun adı İshak'tır. İshak, Tanrı'nın vaadine göre doğmuştur ve bu Tanrı'nın vaadine göre doğan İshak'ın soyundan yine Tanrı'nın vaat ettiği kurtarıcı Mesih İsa gelmiştir. Bu arada şunu da unutmayalım. Tanrı sadece Avram'ı, yani İbrahim'i ve Saray'ı değil, Hacer'i ve İsmail'i de seviyordu. Bu yüzden onları da kutsadı. Bazen imanlılar arasında imanlı olmayanları kötüleyen, hor gören kişiler var olmaktadır. O anlarda unutmayalım ki Tanrı sadece imanlıları değil, İmanlı olmayanları da sever. Evet sevgili arkadaşlar, bizler bazen Tanrı'nın sözüne güvenmediğimizden şüpheye düşüyor ve kendi gücümüzle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Rabbin zamanını beklemek yerine insansal çözümlere başvuruyoruz. Biz ne kadar zor durumda olsak da Tanrı'ya olan güvenimizi kaybetmeyelim. Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Yani Tanrı için hiçbir şey imkansız değildir. Her zaman ve her durumda Tanrı'ya güvenerek yaşayalım. İnandığımız Tanrı sadece kiliseyi seven değil, dünyayı da sevendir. Bu yüzden onların Rabbi tanımaları ve Rabbe dönmeleri için dua edelim.